Evet, TRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 27 Mayıs 2021 günlerden Perşembe ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Evet, vaka sayısında virüs salgınından tabii söz ediyoruz. Vaka sayısı derken onu kastediyorum yani. Gerçi anlamışsınızdır, söylemeye gerek yok ama yani öyle bir açıklama yapma gereği hissettim. Son iki gündür, dün gerçi biraz daha düştü. Önceki gün 10.000'e dayanmıştı. Dün 9.000'in biraz altına indi. Yani vaka sayısı aslında halen yüksek Türkiye'de. 5.000'li rakamlar hedefleniyordu. 10 gün öncesinde 5.000'li rakamlar hedefleniyordu. Uzmanlar diyorlar ki 1.000'li rakamlara inmedikçe, yani 1.000 ve altı, hatta 100'lü rakamlara inmedikçe salgının yavaşladığından, kontrol altına alındığından söz edilemez diyorlar. Ama 10.000'li düzeyinde şu anda 8.000, 9.000, dün 9.500 falandı. Kontrol altında olduğu söyleniyor. Hatta zafer naraları atılıyor Türkiye'de. İyi, iyi. Yani eğer gerçekten öyleyse iyi. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı artık salgının bitmesinden, bitirilmesinden söz etmeye başladı. Hayırlısı diyelim yani. Şimdi bilim kurulu toplantısı vardı biliyorsunuz. Bilim kurulu toplantısından sonra da Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamaları geldi. Bir düşüşten söz etti Sağlık Bakanı ve bu söz konusu düşüşün kalıcı olması için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi. Hükümet olarak. Yani kongreleri bitti zaten, artık kongre yapmayacağız demek istiyor anladığım kadarıyla Sayın Bakan. Birlikte mücadele ettik, birlikte başardık. Biz mücadele ettik, siz kongre yaptınız Sayın Bakanım. Biz mücadele ettik vatandaşlar olarak. Hele ki Hataylılar olarak. Hatırlayın Sayın Bakan, hatırlayın. Siz kongre yapmıştınız. Size sormuşlardı, bunu çok böyle gündemde tutmayın demiştiniz. Ya bunları ben demedim, sizler dediniz, onun için söylüyorum. Tabii söz konusu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Sayın Bakan sadece bundan söz etmedi. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş ve üzeri aşılanacak dedi. 50 milyon doz Rus aşısı anlaşma imzalandı dedi. Ve yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı, ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. Kıymetli vatandaşlarım, aşı programımız ile ilgili bazı önemli konuları dikkatinize sunmak isterim. Aşı tedarikinde son 2 ayda bir yavaşlama olsa da bunun Haziran ayı ile birlikte hızlanacağını belirtmiştik. Çok yakında önemli bir miktar daha aşı ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça aşı çeşitliliğini ve yeni teknolojilerle üretilmiş aşıları da ülkemizde kullanıma almaya devam ediyoruz. İlk geliştirilen COVID-19 aşısı olan BioNTech aşısını da ülkemizde de yürütülen faz 3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Üretim kapasitesiyle ilgili gelişmeleriyle birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Bunlara ek olarak etkinliğini ve başarısını ispat etmiş bir aşı olan Sputnik aşısını da temin için geliştirildiği günden beri devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Böylece
nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk. Ayrıca yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden 3 aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası olan faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımını da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Evet, Sayın Bakan'ın açıklamaları bu şekilde ve Türkiye'nin en başarılı 4 ilinden, 5 ilinden bir tanesi Hatay. Vaka sayısı düşüklüğü bakımından. Hangisi bu iller? Efendim, Adana, Mersin, Osmaniye, aralarında Hatay da var. Türkiye'de en az vaka sayısına sahip iller arasında bu 4 il. Ve bu 4 ilin sağlık müdürleri kısa kısa görüşler bildirdiler. Yani elbette özellikle sağlıkçılarımızın, hastanede görev yapan sağlıkçıların, sağlık kurumlarında hemşireler, doktorlar, yani bütün olarak düşünmek gerekiyor bunu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok büyük emekleri oldu. Ondan kimsenin kuşkusu yok. Yani bütün samimiyetimle o teşekkürü dile getiriyorum. Vatandaşlarımızın da tabii yoğun bir gayreti var. Nedir? Kurallara dikkat ediyorlar ve vaka sayısını gerçekten düşürdük Hatay olarak. Bu 4 müdürün arasında Hatay İl Sağlık Müdürü de vardı. Bakalım neler söylemişler. Türkiye'nin en başarılı 4 il sağlık müdürü. Covid-19 tedbirlerine vatandaşların uyumunun büyük oranda sağlanması, başarılı filyasyon çalışmaları ve hastane hizmetleri Osmaniye, Hatay, Adana ve Mersin'in her 100 bin kişide en az vaka görülen 5 ilden 4'ü arasına girmesini sağladı. Vakaların her 100 bin kişide Osmaniye'de 15,68, Hatay'da 16,69, Adana'da 18,90 ve Mersin'de 33,55'e gerilemesinde alınan tedbirlerin vatandaşın uyumunun büyük oranda sağlanması ve hastalığa yakalananlarla temaslı kişileri belirlemek için 7 gün 24 saat çalışan filyasyon ekiplerinin mücadelesi etkili oldu. Salgınla mücadele tedbirlerinin kararlılıkla yürütüldüğü Doğu Akdeniz'deki kentlerde sayıların daha da düşürülmesi hedefleniyor. Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana özeli için konuştu. Vaka sayılarımızda ciddi bir azalma oldu. Tüm Türkiye ile beraber olması da bizi ayrıca memnun etti tabii ki. Bunun bu noktaya gelmesinde tabii ki hem Sağlık Bakanlığımızla beraber hükümetimizin, daha sonra valiliğimizin ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün göstermiş olduğu gayretlerden dolayı ciddi bir yol aldık. Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Doğu Akdeniz'de hava şartlarının olumlu seyretmesinin etkisine değindi. Sosyal mesafe, maske olduğu müddetçe, açık havada mümkün olduğu kadar bulunabilmek, odalarımızı sık sık havalandırabilmek, bunlar çok önemli şeyler. Düzenli güneşi alabilmek, düzenli beslenebilmek, düzenli uyku uyuyabilmek, bunlar hep önemli faktörler. Bunlara dikkat ettiğimiz ölçüde ilerleyen dönemlerde, ilerleyen aylarda artık ciddi bir dalgalanma yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Anbolat ümitli konuştu. Halkımız da kurallara uymakta bize gösterdiği katkının neticesini hep birlikte almaya başladık. İnşallah en kısa zamanda normalleşme diye adlandırdığımız eski hayatımıza döneceğiz diye ümitliyiz. Fakat burada önemli olan şey rehavete kapılmadan alınan tedbirlerin boşa düşmesine sebebiyet vermeden devam edebilmek. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da dinamik denetim modeli kapsamında gece gündüz tatil bayram dinlemeden her gün sahada olduk. Vatandaşlarımız da gayretimizi görerek her seferinde azmimizi artırdılar dedi. Bir ekip ruhu içerisinde yılmadan, hiçbir şekilde yılgınlığa düşmeden azimle çalıştık ve bugün itibariyle 15,68 vaka oranıyla Türkiye'nin en az vaka bulunan birinci ili olduk.
Tabii bu sebeple yükümüzün daha da ağır olduğunu düşünüyoruz. Evet, buralara ciddi boyutta bir çalışmayla, fedakarlıkla geldik. İnşallah bundan sonra bu seviyede ve bunun altına düşürerek en kısa süre içerisinde de aşı oranlarımızı arttırmak ve sıfırlı vakalarla bu süreci Osmaniyeli vatandaşlarımızla birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. Evet, şimdi 1 Haziran'a işte 3-4 gün gibi bir süre kaldı. Ne söylenmişti? 17 günlük bir sözde kapanma yapılmıştı, tam kapanma yapılmıştı. 1 Haziran'dan itibaren Türkiye normalleşecek denmişti. Yani öyle ifade ediliyordu. Şu anda herkes 1 Haziran'ı bekliyor. Eğer sürpriz bir karar çıkmazsa, yani yasakların en azından şimdiki haliyle devamı için, işte hafta sonu, cumartesi, pazar böyle bir karar alınabilir mi? Alınabilir. Alınmayabilir. Çünkü hedeflenen vaka sayısı 5000'di. O 5000'e gelinemedi. Dolayısıyla herkesin beklentisinin aksine yasaklar bir süre daha uzatılabilir. Cumartesi, pazar günü yasakları. Bir şey bildiğimden değil. Yani sadece öngörü benimki. Şu anda konuşulan bir şey bu. İnsanlar arasında. Peki bu olmadı. Tıpkı hükümetin daha önce ifade ettiği gibi. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme başlarsa ne olur? Efendim söyleyeyim, maskeler belirli şartlar haricinde takılmaya bilecek mesela. Sokak kısıtlaması ve kafeler ne olacak? Onlar gündemde. Restoranlarda kişi sınırı getirilecek. Yani açılacak ve kişi sınırı getirilecek. Düğünlerin açık havada yapılabilmesi konuşuluyor. Bu arada tabii düğün sektörü çok büyük bir darbe aldı. Yaklaşık 1,5-2 yıldan bu yana. Bunun içinde gelinlikçiler var tabii. Gelinlik satan, işte kına abiye elbiseler satan, efendim orkestralar var, düğün salonları var, müzik yapanlar var. Çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Umuyoruz ki açık havada en azından açık havada bu yaz yapabilsinler düğünlerini. Halı sahalar açılabilir. Eğitim çok önemli bir konu. Eğitimde de yeni gelişmeler yaşanabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapılacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı. Buna göre vakalarda düşüş sürdüğü takdirde sahillerde, parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla açılabilecek. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık. Birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz. Pek çok alanda normalleşme başladı, ancak hala sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için kabineden çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor. Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5000 rakamına henüz ulaşılamadı, ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı. Mevcut gelişmeler ve normalleşme ile ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir. Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük 1 milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak. Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek. Düğün yapmak için kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor. Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek. Normalleşme adımları hızlanırken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre normalleşme sürecinin başlayacağı Haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası 2 metre mesafe varsa insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından eğitimde telafi başlıyor etiketiyle paylaşım yaptı. Selçuk, eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle ekonomik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak ifadelerini kullandı. Şimdi tabii bu söz konusu salgın nasıl sıfırlanabilir? Ya belki bu sorunun bugün için net bir yanıtı yok. Ne zaman ve nasıl sıfırlanabilir yanıtı? En azından şimdilik yok. Fakat aşının çok önemli bir rol oynayacağını hepimiz biliyoruz. Ama yeterli aşı da yok. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı işte yeni anlaşmalar yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki Haziran-Temmuz ayından oldukça umutlu. Sayın Sağlık Bakanı umutlu. Vatandaşlar aynı görüşte değiller. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Sayın Bakan daha önce de defalarca söz vermişti. Yani son olarak verdiği sözün haricinde defalarca söz vermişti ama olmamıştı. Onun için bir haklı tedirginlik yaşıyor vatandaşlar. Ama tabii ki istiyoruz ki ve diliyoruz ki Sayın Bakan bu kez haklı çıksın verdiği sözlerde. Bir de yurt dışında çalışan Arabistan'da, Katar'da işte vesaire insanlarımız var biliyorsunuz. Pandemi nedeniyle zorunlu olarak Türkiye'ye geldiler. Zorunlu olarak Türkiye'ye gelenleri de var, izin kullananlar da var. Şimdi bunlar geri gitmek istiyorlar ama aşı şartı var. Arabistan'da daha aşı şartı var. Arabistan'a aşı olmadan giremezsin. Seni orada karantinaya almadan giremiyorsun. Arabistan'dan söz ediyorum. Arabistan'dan. Dünyanın, ne diyeyim ona Arabistan'a? Başka bir şey demeyeyim hadi. Onlar bile böyle istiyorlar. Serkan Topal da bunu gündemine aldı ve dedi ki yurt dışında çalışan işçilerimiz için, gurbetçilerimiz için aşı önceliği verelim ki ülkelerine geri dönebilsinler. CHP Atay Milletvekili Serkan Topal, geçimini yurt dışında çalışarak sağlayan ancak pandemi sebebiyle memleketleri olan Hatay'a dönmek zorunda kalan gurbetçileri meclise taşıdı. Pandemi ne yazık ki ekonomik anlamda derin sıkıntılara neden oluyor. Aşılama çalışmaları ne yazık ki istenilen ölçüde değil. Özellikle seçim bölgem Hatay ilimizde yurt dışında çalışan çok sayıda vatandaşımız var. Bunlar pandemi nedeniyle ülkemize döndüler. Şimdi ise aşılanmaları olmadığı için çalıştıkları ülkelere maalesef dönemiyorlar. Dedi ve dönüşlerin sağlanabilmesi için aşılama çağrısı yaptı Sağlık Bakanlığı'na. Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Yurt dışına gidecek iki vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce yapınız. Ekonomik olarak bitme noktasına gelen bu yurttaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için hangi önlem gerekiyorsa bir an önce lütfen alınız. Aksi halde telafisi mümkün edilmeyecek sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Vatandaşlarımız bir an önce aşı olup yurt dışına işlerinin başına dönmek istiyor. Tabii Arabistan konusu gelince biraz böyle kabarıyorum ben. Yani özel bir nedeni yok elbette. Ama Arabistan gericiliğin merkezi. Gericiliğin merkezi. Yani bunu bütün dünya biliyor zaten. Yani bir Arabistan düşün, hala adamlar elleriyle yemek yiyorlar mesela. Medeniyetten uzak bir ülke. Efendim söyleyeyim, son dönemlerdeki Türk düşmanlıkları. Türk düşmanlığı. Yani halkından söz etmiyorum, Suudi yönetiminden söz ediyorum. Türkiye'ye gösterdikleri düşmanlık. O da var işin içinde. Filistin meselesi mesela. Türkiye dışında Arabistan başta olmak üzere hiçbir Arap ülkesi destek vermedi. Açıklama yapma gereği bile duymadılar. İşte böyle ülkeler olunca ve Arabistan başı çekince, Arabistan'ın konusu geldiğinde böyle insan biraz fazladan birkaç cümle daha söylüyor. Evet ve 23 yaşındaki İpek Harbalioğlu, hatırlayacaksınız geride bıraktığımız aylarda Defne ilçesinde hiç de alakası olmadığı bir olayın içinde kalmış ve kurşunların hedefindeydi. Ne yazık ki yaşamını yitirmişti. Dün duruşması vardı. 23 yaşındaki İpek Harbelioğlu, Defne'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda sadece o an orada olduğu için hayatını kaybetti. Cinayette ikinci duruşma görüldü. 23 Eylül akşamı yaşanmıştı olay. Kendi iş yerinin önünde beklerken motosikletli iki kişinin saldırısında hayatını kaybetmişti İpek. Üniversiteden mezun olmuş,
kendi işyerini açmak için son hazırlıklarını yapıyordu. Ölüm onu açılışını yapmak için çabaladığı, heyecanlandığı, kendi işyerinin önünde sadece orada olduğu için yakaladı. 23 Eylül akşamı motosikletli iki kişi İpek'in işyerinin olduğu mekanın önüne geldi. Biri indi, kurşunu yağdırdı. Motosiklet ardından olay yerinden uzaklaştı. İddiaya göre İpek'in ilgisi olmayan başka iki taraf arasında cereyan etti olay. Taraflardan biri geldi, diğer kişinin mekanına kurşun yağdırdı. Cinayetin ardından motosikleti kullanan kişi yakalandı ve tutuklandı. Cinayete ilişkin ilk duruşma 3 Mart'ta, ikincisi de 26 Mayıs'ta görüldü. Son duruşmada mahkeme heyetince soruşturmanın genişletilmesi görüşüldü ve onaylandı. Tutuklu şahsın cinayete dair ifadesinin eksik olduğu görüşüldü ve olay yerinde keşif yapılması onaylandı. Ailenin olayın içinde başka kişilerin de yer aldığı beyanı yine mahkemede görülen konular arasındaydı. Mahkeme heyetine cinayete ismi karıştığı iddia edilen Emrah Subaşı ve Abdülgafur Üreğin yakalanması için de kırmızı bülten çıkarılması talebi aile tarafından iletildi. Adliyede bir ailenin adalet nöbeti vardı, acılı bir annenin çığlıkları yankılandı koridorlarda. İpek'in abisi Umut Harbelioğlu acısını sosyal medya üzerinden paylaştı. Tepkisi vardı, adalet istedi, başta kardeşi, sonra da diğer İpekler için. Taleplerimizin büyük çoğunluğu onaylandı. Şaibelerin ve yalanların olduğunu bilerek olayın tamamen gün yüzüne çıkmasını ısrarla talep ediyor ve parmağı bulaşan herkesin en büyük cezayı alması için değerli avukatlarımız ve vicdani değerlerini yitirmemiş her bireyle birlikte yürüyoruz. Bahsedilen isimler harici kişilerin de olayda yer aldığını biliyor ve teker teker isimlerini aklımıza kazıyarak kararlı adımlarla hareket ediyoruz. Adalete güvenmekten başka çaremiz yok. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın, hiçbir şeref yoksunu cezasız kalmayacak. Firar olan Emrah Subaşı adlı şahsını azmettirmesiyle gelişen olayda yer alan herkese teker teker ilgileneceğimize, şeref ve namusumuz üzerine yemin ederim. Başka İpeklerin ölmediği bir dünya temenni ediyoruz. Bir sonraki duruşma 7 Temmuz'da görülecek. Evet, ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle de işte buğdayın biçilmesi sonrasında çok sık duyduğumuz bir haber türü. Önümüzdeki günlerde daha da sık duyacağız. Niye? Önceki yıllardan biliyorum çünkü. Bizde dikkat denen bir şey yok biliyorsunuz. Yani öyle hayatı böyle almışız gidiyoruz. Anız yangını adres Hatay'a bağlı Kırıkhan ilçesi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yangını nedeniyle 350 dönüm makilik alan zarar gördü. İlçeye bağlı Alabeyli mahallesi, Amanos dağları eteklerindeki bir tarlada yakılan anızların alev ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Makilik alana yayılan yangın itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle 350 dönüm makilik alanda zarar oluştu. Ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener efendim. Meral Akşener 31 Mayıs günü Hatay'a gelecek ve diğer illerde olduğu gibi esnafı ziyaret edecek, sohbet edecek, sorunları yerinde dinleyecek. Ama Hatay'a geliyor. Rize'ye değil. Rize'de yaşayan vatandaşlarımızı eleştirmek adına bunu söylemiyorum. Çünkü bütün Rize'yi hedefe almak elbette doğru olmaz. Bir grup vatandaş, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi neyse, hatırlayacaksınız Rize'de sıkıntılar çıkmıştı Meral Akşener'le ilgili. Ve gariptir. Ben daha görmedim. 2 gündür ben televizyon izlemiyorum, bilmiyorum. Bakın bilmiyorum. Ama bana böyle söylendi az önce. Dendi ki Rize'de yaşanan olaylar üzerine bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demiş ki sen dur hele, neler olacak neler daha. Dedim ki olur mu ya? Cumhurbaşkanı böyle bir cümle kullanır mı? Vallahi kullandı dediler. Dedim ki izlemeden inanmam. İnanmam çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir muhalefetin genel başkanı saldırıya uğruyor. Ya saldırıya uğramadı diyelim ki, kargaşa çıkıyor. Sen dur hele bakalım, neler olacak neler daha der mi sizce? Bilmiyorum. Bence demez. Umarım dememiştir. Şimdi Meral Akşener'in 31 Mayıs günkü ziyaretine
Efendim o habere dönelim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt ziyaretlerine Hatay'la devam edecek. Akşener 31 Mayıs'ta Hatay'da olacak. Esnafla bir araya gelecek, sıkıntılarını dinleyecek. Gelişmeyi İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin duyurdu. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 31 Mayıs Pazartesi günü ilimize Hatay'a gelip birkaç ilçemizde esnafımızla buluşacak, esnafımızla dertleşecek. Onların dertlerini dinleyip aynı gün Hatay'dan geri ayrılacak. İl başkanlığındaki açıklamasında ülke gündemine de değindi Çirkin. Polemiklere Hatay'dan ortak oldu. Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananlar üzerinden Hatay için misafirperverlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin yaşadığı şu hassas günlerde Hatay halkının Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e gereken ilgiyi, muhabbeti ve misafirperverliği göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Türk milleti Sayın Meral Akşener'e sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'in Rize ziyaretinde yaşadıklarına dair değerlendirmesine de değindi. İnfial çıkışı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talihsiz beyanı Türk milletinde infiale sebep olmuştur. Türk siyaset tarihinde ilk defa şahit olduğumuz bir olay. Ama Sayın Genel Başkanımızın da çok kullandığı, halkımız arasında yaygın bir deyim olan demirden korkan direne binmez. O açıdan bu tür tehditler bize hız gelir, tırıs gider. Bu konuda kararları millet verir. Kimsenin kimseye öyle ceza kesmek gibi bir yetkisi, bir gücü de olamaz. Ama biz biliyoruz ki Hatay'da diğer siyasi partilerle de gayet uyumlu, medeni ölçülerde Hatay'ın bir hoşgörü kenti olması münasebetiyle son derece iyi ilişkilerimiz var. Hatay kendine yakışanı yapacaktır. Ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatsu Genel Kurulu vardı, hatırlayacaksınız. Bir iki gündür devam ediyordu. Cumhur İttifakı Meclis üyeleri pandemi şartlarını öne sürerek su fiyatlarında %20 bir indirime gidilmesini talep etti, önerge verdi, ardından oylandı ve kabul edildi. Yani Hatay'da artık su %20 daha ucuza içilebilecek. Haber buydu aslında bir iki gün önce. Ancak bugün gerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından gerekse Muhammed İkbal Polat Hatsu Genel Müdürü tarafından açıklamalar yapıldı. Bu su indiriminin yasal olmadığı, kanuni olmadığı öne sürüldü iki isim tarafından. Hatsu Genel Kurulu'nun ikinci birleşimi Lütfü Savaş Başkanlığı'nda yapıldığı ilk birleşimde AK Partili belediye başkanlarının su fiyatlarında değişiklik yapması hakkında meclise sunduğu önergeyle ilgili komisyon raporu okundu. Toplantıya su fiyatlarında indirim yapılması konusu damga vurdu. Hem de zarar eden bir kurumu daha da fazla zarar edip iş yapamaz hale getirme, elini kolunu bağlama konusunda getirmiş olduğunuz bu öneriyi Hatay halkı değerlendirecektir. Biz bu öneriye kanunlar önünde zor duruma düşmemek ve Hatay Belediyesi'ni hizmet edebilirlikten aşağıya çekip de hizmet şansını kaybetmesini önlemek, aynı zamanda vicdani sorumluluğu yerine getirmek için biz bu işe hayır diyoruz arkadaşlar. Raporla ilgili Başkan Lütfü Savaş fiyatlarda yapılacak değişikliğin kanunlara aykırı olduğunu belirtti. Görünen o ki bu arkadaşlarımız tamamen %20 indirim ve tamamen bizi kanunsuzluğa itmekte kararlı. Ben bu konuyu Yüce Hatay halkına havale ediyorum. Onların engin ferasetine güveniyorum. Ya bu kanunları iktidar değiştirecek, bize diyecek ki sen devlet işlerinde, belediye işlerinde ürettiğin malı ürettiğin fiyatın altında verebilirsin ve belediyeni zarar ettirebilirsin. Biz o zaman aynı bu kardeşlerimizin doğrultusunda oy kullanırız. Ben bunu Yüce Hatay halkının ferasetine bırakıyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Hatsu Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat da su fiyatlarındaki değişikliğin yapılmaması gerektiğini ilgili kanun maddeleriyle detaylıca anlattı.
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinin bize kurumsal olarak ne kadar zarar verdiğini ben ifade etmek istiyorum. Borçtan dolayı kesme işlemi yapmıyoruz vatandaşlarımıza. Kesme işlemi yapmadığımız zaman bizim tahsilatlarda %35'e yakın bir gelir kaybı yaşıyor. Tabii düşüyor Sayın Başkanım. Polat Hatsu'nun fiyat tarifesinin 30 büyükşehir arasında 27. olduğunu ve 26 büyükşehir belediyesinin Hatsu'dan daha yüksek su fiyatlarına sahip olduğunu belirtti. Önergenin geri çekilmesini talep etti. Kapanma dönemlerinde gecikme faizi uygulamıyoruz. Yine aynı şekilde, aynı süreçte icra işlemleri yapmıyoruz. Arz etmiş olduğumuz suyun fiyatına gelince Türkiye'de en ucuz 27. sırada yer alıyoruz Sayın Başkanım. Burada yine baktığımız zaman Türkiye'nin en ucuz neredeyse suyunu Hatay Su Kanalizasyon İdaresi veriyor. Bizim sağlıklı bu işletmeyi sürdürebilmemiz adına bu konuda bu önergenin geri çekilmesini talep ediyorum. Uzun tartışmalar sonucu oylamaya sunulan önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Hatsu Genel Kurulu Birleşimi'nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi yapıldı. Toplantıda Hatay Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı gelir gider kesin hesap cetvellerine ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Birleşimde 2021 Haziran ayı olan meclis toplantısının 9 Haziran Çarşamba günü saat 14'te yapılmasına karar verildi. Evet ve Hatay Kent Meydanı projesinin park ve saray caddesini de kapsayarak büyüyeceği Antakya'dan söz ediyorum. Bir kent meydanı projesi var biliyorsunuz. Vakıflar İşhan'ın eski yerinde şu anda halen inşaatı sürüyor. Bu projenin genişletilmesi gündemde, saray caddesini de içine alacak şekilde. Uzunca bir süredir çözüm beklemiş, ardından tarafların tamam demesi ve imza atmasıyla Hatay'a kent meydanı olarak kazandırılmasına karar verilmiş olan Antakya Köprü başındaki Vakıflar İşhanı arazisinde projenin başlatılması için geri sayım sürüyor. Asi Nehri'nin kenarını biraz açmamız lazım. Evet. Yani işte bu bandı açarak devam etmemiz lazım. Sizin bahsettiğiniz yer zaten imar planında var. Şehir meydanı evet. Olarak zaten gözüküyor. Kamulaştırılması gereken. Hürriyet Caddesi'nde bulunan Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde olan Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nın bulunduğu alanın şehir meydanı olmasıyla ilgili ön protokol imzalanmıştı. 34 milyon liralık kamulaştırma bedelinin 27 milyon lirasını Hatay Büyükşehir Belediyesi, 7 milyon lirasını Antakya Belediyesi ödeyecekti. Hataylı iş insanı İbrahim Seyfettinoğlu da çorbada tuzum olsun demiş, kent meydanı yarışması başlatılmasını, kendisinin de ödül sponsoru olacağını açıklamıştı. Şimdi İbrahim Bey bir hızlı bir şekilde bir proje yaptıralım diye işte İzmir'den bir hoca bulmuş. Bizim buradaki o arkadaşımız da jüriye koyalım. Onların da istediği şekilde şekillensin proje. Ama ulusal çapta bir yarış olsun diyorlar. Ben buna karşı değilim. Vali Bey'le de bunu arz edip konuşup İbrahim Bey'e dedim siz başlayın, ben Vali Bey'le konuşurum. Ata ödülünü İbrahim Bey verecek. İbrahim Bey verecek. İnşallah böyle bir çalışma yapacağız. Tüm bunların ardından yarışmanın fikir babası ve sponsoru olan İbrahim Seyfettinoğlu son durumu kendisi açıkladı. Bu proje şu açıdan da çok önemli. Günümüzde yeşil alanları ranta çevirmek için imara açıp ve bina yapmak gibi bir kültür yaygınlaşmışken bunu terse çeviren bir örnek gerçekten Hatay'a ve Antakya'ya yakışan bir örnek olacaktı. Ve bu örnek hayata geçti. Bu konuda çok tecrübeleri olan jüri başkanlığı yapmış ve çok deneyimli bir mimar abimizden destek aldım. Sayın Ersel Gürsel sağ olsun bu konuda bize öncülük etti. Bu yarışmanın düzenlenmesi konusunda özellikle Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Özçelik ve Büyükşehir İmar Dairesi Başkanı İhsan Çakar ve onun ekibi gerçekten çok güzel bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmada hemen hemen sona gelindi. Şu anda yarışma şartnamesi, yarışmanın alanı belirlendi. Büyük bir ihtimalle Haziran ayının birinci veya ikinci haftasında yarışmayı ilan edecek noktaya geleceğiz. Hedef o. En kısa zamanda büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta sonu gibi jüri üyelerinin Antakya'ya gelmesi ve proje sahasını gezmelerini planlıyoruz. Projenin şartnamenin ilanı ve yarışmanın başlatılması sürecini hedefliyoruz. Haziran'ın büyük bir ihtimalle en geç ortasına kadar yarışma süreci başlayacak.
Peki yarışmanın kapsamı ne? Nasıl bir yol izlenecek? Proje hangi kriterlere göre belirlenecek? Seyfettinoğlu yine kendisi detaylandırdı. Antakya ile ilgili kent meydanı olarak sadece Vakıf Şanlı yıkıldığı yerle sınırlı kalmaması gerektiğini gördük. Dolayısıyla alanı biraz daha genişleterek duyuru yapıldığında göreceğiniz üzere biraz daha geniş bir alan. Köprübaşı'nın tüm çevresini Saray Caddesi'nde içine katacak şekilde, parkımızın da bir kısmını içine katacak şekilde gelen misafirlerin ya da Antakyalıların dolaştıklarında görebilecekleri, gezebilecekleri tüm alanları kapsayan bir aslında kent meydanı ve bir kentsel doku tasarımına dönüştü sınırlı da olsa. Yarışma o şekilde çıkacak. Dolayısıyla ondan sonrası yarışmacıların biraz hayal gücüne bağlı olarak güzel bir şey çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Seyfettinoğlu jüride yer alacak isimlere dair bilgi paylaşmadı şu an için. Bir bina yıkılıp orayı sosyal bir donatı alanına dönüştürmek anlamında örnek olmakta kalmayacak. Bir de yarışma yaparak yani fikirleri yarıştırarak, güzel fikirleri ve güzel projeleri, nitelikli projeleri yarıştırarak çok iyi bir şey yapmak konusunda ve kalıcı bir şey yapmak konusunda da iyi bir örnek olacağını ümit ediyorum. Umarım çok güzel bir şey çıkacak. Antakya için kalıcı, hem Antakya halkının hem Antakya'ya ziyaret gelen insanların keyifle dolaşacakları, zaman geçirecekleri güzel bir meydan ve şehir alanı yaratmayı ümit ediyoruz. Bu konuda sanırım 1-2 hafta içerisinde daha somut bilgilerle basının üzerinden paylaşılacaktır. Evet ve geldik yerel yönetimlerin rutin hizmetlerine. Efendim Samandağ Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 sokakta çalışmalar varmış. Şimdi kameralarımızı o söz konusu sokaklara çeviriyoruz. Samandağ Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Malik Yılman Caddesi, Cuma Oruç Sokak ve Aslan Sokak'ta yol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Cuma Oruç Sokak ve Aslan Sokak'ta yol çalışmaları öncesinde sınır tespiti yaparak yol genişletme, kaldırım yenileme ve parke kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Samandağ Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada içme suyu altyapı çalışmalarından kaynaklı eşilen yollarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokaklarımızı yenilerken bununla birlikte yolun mevcut sınırlarına çekilmesi hususuna da özen göstererek vatandaşlarımızı mağdur etmeden yollarımızı genişletiyoruz. Mevcut kaldırımları sökerek geniş ve daha modern kaldırımlar yapıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve bir diğer yerel yönetim Arsuz Belediyesi ve Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven. Efendim yukarı Kepirce mahallesinde gerçekleştirilen parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, yukarı Kepirce mahallesinde gerçekleştirilen parke çalışmalarını yerinde inceledi. Kilit parke taşı döşeme ve asfalt çalışmalarının belediye imkanlarınca devam ettiğini belirten Başkan Güven, "Amacımız ilçe genelinde sıkıntılı yol bırakmamak," dedi. Yukarı Kepirce Muhtarı Osman Şirin de çalışmalardan dolayı Güven'e teşekkür etti. Sayın Asaf Güven Başkanımdan, Sami Başkanımdan, amirlerimden, hepsinden Allah razı olsun. Yol yapımından 4 yıl işlemekteyiz. Ne dediysek bizleri kırmıyorlar. Verdikleri emeklerden, hizmetlerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Of, of. Şimdi bak bu haberi sunacağım. Siz de benim ellerimi niye böyle açtığımı göreceksiniz. 16 yaşında bir kız çocuğu. 16 yaşında. Yani kız çocuğu gerçekten de çocuk. 16 yaşında, 15-16 yaşında. Babasıyla bir konu nedeniyle tartışıyorlar. Ve o söz konusu çocuk yaştaki kız, 16 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürüyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı kızı tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi. Savru mahallesinde 45 yaşındaki Sinan K. ile 16 yaşındaki kızı C.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.K. babasını bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Sinan K. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. CK gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ne günlere geldik, ne günlere geldik dedirten bir haber işte Osmaniye'dendi efendim. Ve komşu ülke Suriye'de biliyorsunuz seçim.
Dün yapılmıştı seçim. Akşam herhalde 17-18 gibi tamamlanmıştı. Sayıma geçilmişti. Henüz resmi bir açıklama yok Suriye'den ya da Suriyeli yetkililerden. Fakat seçimin halihazır başkan Beşar Esad tarafından kazanılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yani oradaki yapılan gösterilere bakarsanız, işte bayraklı gösteriler, sevinç gösterileri vesaire. Bir de 11 yıldır halkıyla beraber omuz omuza faşizme karşı çalışan bir liderden söz ediyoruz. Faşizm kim? Amerika. Yani Türkiye'nin de baş belası Amerika. İslam aleminin baş belası Amerika. Filistin'in de baş belası çünkü. Türkiye'de, ha onu da unutmayıp, bugün 27 Mayıs darbesinin de 61. yıl dönümü. Özellikle baktım, şöyle biraz karıştırdım. Yani tarihçesini bir daha okudum hafızamı tazelemek üzere. Yani o da biliyorsunuz Amerika tarafından Türkiye'ye tezgahlanan bir darbeydi. Suriye'de olup bitenler Amerika tarafından tezgahlandı biliyorsunuz. Yüzden fazla terör örgütünün Amerika tarafından beslendiğini, Batı dünyası tarafından beslendiğini biliyoruz Suriye'de. Halkı da bunu görüyor Beşar Esad'ın, ordusu da görüyor ve beraber savaştılar, beraber mücadele ettiler. Nihayet savaşı da bitirme noktasına getirdiler zaten. O pislik teröristleri temizlediler oradan. En azından bu benim kendi yorumum. Yani sen onlara istersen demokrasi mücadelesi veren isimler de, o IŞİD'li militanlara bilmiyorum. Böyle demek isteyen varsa öyle de diyebilir elbette. O da sizin görüşünüz, ona da ben saygı duyarım yani. Şimdi oraya uzanacağız, Suriye'ye uzanacağız ve Esad'ın danışmanı bir seçim açıklaması yaptı. Tek açıklama da bu zaten. Yüksek katılım Esad'a desteğin göstergesi dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Hüseyin Aşşaban, Batı'nın propagandasına rağmen seçimlerde yüksek katılım gösteren vatandaşların ülke yönetimine desteklerini ortaya koyduğunu söyledi. Suriye halkı Suriye'nin birliğinin, zaferinin, yönetiminin ve özellikle de Devlet Başkanı Esad'ın desteklenmesi konusundaki sözünü söyledi. Tüm beklentilerinin üzerinde gerçekleşen seçime katılım oranı, halkın batılı ülkelerin savaşın başından bu yana koyduğu tüm düşmanca ve propaganda amaçlı engelleri bilinçli bir şekilde aştığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Şaban, batılı ülkelerin yaşananları iç savaş, dini veya mezhepsel savaş olarak göstererek Suriye halkının pusulasını şaşırtmaya çalıştığının altını çizdi. Şaban'a göre seçimler, Şam'ın ülke topraklarının büyük bölümünü özgürleştirdiğini ve geri kalan bölgeleri de özgürleştireceğini ortaya koydu. Allah Suriye ve Şar'ı ulaş! Fırra ve dem, nefzikeye ve Şar! Fırra ve dem, nefzikeye ve Şar! Suriye! 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 Şaban, Almanya ve diğer ülkeler tüm uluslararası kuralları ve demokratik kavramları ihlal ederek milyonlarca Suriyelinin oy haklarını ellerinden alırken Esad, Duma'da oy kullanarak topraklarımızın büyük bölümünü özgürleştirdiğimizin ve geri kalan bölgeleri de özgürleştireceğimizin mesajını verdi diye konuştu. Fi Suriye ve fi'l muhterem lennehu huwa sahibul fadl el vahid fi kul inciaz ve fi ayi inciaz mehma kana sagiran ve mehma kana kabiran lennehu huwa من ضحى وهو من صمد وهو من حصد وشكرا لكم بالروح بالدم نفديك يا بشار بالروح بالدم نفديك يا بشار Şaban, Suriye'nin zayıflamasının tüm Arap dünyasının zayıflaması anlamına geldiğinin bilincine varan bazı Arap ülkelerinin seçimlerden sonra Şam'a yönelik politikalarında değişikliğe gidebileceğini ekledi. Ve İstanbul Beylikdüzü Belediyesi diyeceğiz. Türkiye'nin en derin kaykay parkı efendim açılmış Beylikdüzü'nde. Türkiye'nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan Kaykay Parkı hizmete açıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kaykay Şenliği ile gençlerin kullanımına sunulan alan
Yaşam Vadisi ikinci etapta bulunuyor. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı'nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatlarına sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor. Olmadan önce, daha önce hiçbir deneyim yok. Toplam alanı 3000 metrekare olmakla birlikte 1432 metrekare kaykay alanına sahip olan tesis, profesyonel ve yarı profesyonel kişilerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Türkiye'de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük çanak disiplinindeki olimpik beton kullanılarak yapılan tesis, toplamda 4 farklı açıyı da içerisinde barındırıyor. Şimdi geliyorlar. Evet, bu yüzden sonra çok güzel bir transfer yaptılar. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı'nda aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatlarına sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor. Vatandaşların da hoşça vakit geçirebilecekleri alanın çevresinde ise ayrıca macera parkuru ve kuru havuz alanları da bulunuyor. İlçede paten ve kaykay tutkunu gençlerin sayısının oldukça fazla olduğunu ve yapılan kaykay parkıyla birlikte gençler için daha güvenli, sağlıklı ve modern bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaşam vadimizde kaykay parkının karşısındaki alanda da atletizm pistinin temellerini en kısa sürede atacağız. İstanbul'un en güzel atletizm pistlerinden bir tanesini de yaptığımız zaman vadi bir olimpiyat vadisine dönüşebilir," dedi. Ve Süper Lig'in başarılı futbol takımı Hatayspor efendim. Gerçekten kimsenin de beklemediği bir başarıya imza attılar. Önemli bir başarıydı. Birçok takımı geride bırakarak ligi 6. sırada tamamlamayı başardı Hatayspor. Süper Lig'de izlenmesi zevk veren takımlar arasında yer aldı. Lig bitti. Avrupa Kupası hayalleri vardı, o olmadı ama Hatayspor'da bir şeyler oluyor. Fatih Kavlak, Hatayspor'un en önemli isimlerinden biri, sportif direktör, kendi sosyal medya hesaplarından kısa bir açıklama yaptı. İstifa ediyorum dedi. Hatayspor'dan yapılan tek açıklama ise yine sosyal medya üzerinden oldu. Emeklerine sağlık Fatih Kavlak dendi. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Süper Lig'deki ilk yılında başarılı bir grafik çizerek sezonu 6. sırada bitiren Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Kavlak istifa nedenine dair bir detay paylaşmadı. Hatayspor Kulübü'nde yürütmekte olduğum sportif direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören onursal başkanımız Lütfü Savaş'a ve yönetim kurulu üyelerimize mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek harcayan altyapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarına teşekkür eder. Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim. Ve son haberde Hatayspor'un yıldızı efendim golcüsü, Türkiye'de gol kralı seçilen isim Bupenza efendim. Fenerbahçe'ye mi gidecek, Galatasaray'a mı gidecek ya da işte Türkiye'deki herhangi bir takıma mı gidecek tartışmaları sürerken Bupenza'nın efendim kiminle? Atalanta'yla anlaştığı ortaya çıktı. Atakaş Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Bupenza Atalanta ile anlaştı. Gabon basını Hatayspor ve Atalanta'nın futbolcu için 8 milyon avroya el sıkıştığını yazdı. Atakaş Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Bupenza'nın yeni adresi Gabon basınına göre netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray Gabonlu futbolcu için Hatayspor'la görüşmelere başlamıştı. Ancak mutlu sona İtalyan ekibi Atalanta ulaştı. Gabon basını Hatayspor ve Atalanta'nın transferde anlaştığını belirtti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve gelecek hafta transferin resmen açıklanmasının beklendiği vurgulandı. Atakaş Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü attığı 22 golle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere yurt dışından da birçok teklif alan Gabonlu golcü ile Atalanta'nın el sıkıştığı belirtildi. Daha önce Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar, Bupensa için Hatayspor'la prensip anlaşmasına varmış. Kulüp yöneticileri Hatay'a kadar gelip transferin detaylarını konuşmuştu. Aaron Bupensa ise kariyerine Rusya'da devam etmek istemediğini belirterek sezon sonunda transfere karar vereceğini açıklayarak Hatayspor'da kalmıştı. Gabon basınında yer alan habere göre Aaron Bupensa'ya Galatasaray, Fenerbahçe ve Celtic'in ardından Atalanta'da talip oldu. Gabon Reviev sitesinin son dakika olarak duyurduğu haberin detayında Atalanta ve Hatayspor'un resmi transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar efendim. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.